Sağ olun. Tamam. Evet. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akan'ın İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkmasına ilişkin basın açıklaması. 01.07.2021. Bugün 1 Temmuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece yarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'ni tek taraflı fesih ettiğini duyurduğu hukuksuz kararın üzerinden tam 103 gün geçti. 103 günde basına en az 83 kadın cinayeti yansıdı. Aksaray'da yaşayan Yemen Akoda evli olduğu Eşref Akoda tarafından öldürüldü. Kızı 50 kere şikayet ettik, 50 kere hepinizin Allah belasını versin diyerek isyan etti. 30 yaşındaki İlknur Çavuş evli olduğu Erdal Çavuş tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Sadri Yeşen, evli olduğu Recep Şen tarafından ruhsatsız silahla vurularak öldürüldü. Nermin U, 4 yıl önce boşandığı Mahir A'ya yönelik beni öldürecek diyerek koruma kararı istediği karakoldan dönerken sokakta aynı erkek tarafından öldürüldü. Emine Karakaş, Halime Uyar, Arzu Rahman Güney, Şebnem Köker, Medine Seyiz, Hacer Başkaya, Kamile Yavuz, Fatma Öz, Sibel Kaman ve daha nice kız kardeşimiz, eşleri, sevgilileri, babaları ya da birlikte olmayı kabul etmedikleri erkekler tarafından öldürüldü. Yüzlerce kadın şiddete uğradı. Kayseri'de evli olduğu Aşe'yi darp ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Yalçın Şeye 2240 TL para cezası verildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı alarak kadınların hayatını tehlikeye atan tek adam hükümeti döneminde kadına yönelik şiddetin bedeli 2240 TL olarak belirlendi. Soma'da 3 çocuk annesi İÇ, 3 ay önce boşadığı TÇ tarafından saldırıya uğradı. Kafedeki kadınların dayanışması sayesinde İÇ ve kundaktaki bebek saldırgandan kurtulabildi. Bu 103 günde kadınlara ve çocuklara cinsel istismarda bulunanlar cezasızlıkla ödüllendirildi. GY'ye yönelik çocuğun cinsel istismarı suçundan açılan davada sanık Ramazan Güney ilk cesede delil yetersizliğinden beraat etti. GY'nin mahkemeye delil olarak sunduğu suçun itiraf edildiği telefon görüşmesi delil niteliğinde sayılmadı. Mahkeme çocuğun İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde gördüğü psikolojik tedaviye ilişkin rapor dahi istemedi. İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki TK, öz babası YK'nın uzun yıllar cinsel istismarına maruz kaldığını Adli Tıp Kurumu raporu ile belgelendi. Buna rağmen mahkeme YK'nın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. Antalya Elmalı'da iki çocuk uğradıkları cinsel istismarı yazarak, çizerek, anlatmalarına ve adli tıp raporu ile belgelemelerine rağmen istismarcılar tahliye edildi. Bu 103 günde katiller kadına yönelik şiddet uygulayanlar İHAL indirimleriyle ödüllendirildi. 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuğba Arslan'ın başına defalarca satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpa'ya İHAL indirimi uygulandı. İndirimin gerekçesi boşanmaya rağmen sadakat yükümlülüğü oldu. Rukiye Ay ve 1,5 yaşındaki kızı Eylül'ün üzerlerine kaynar su döken Ali Ay'a İHAL indirimi uygulandı. Topu topu 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ali Ay indirim sonrasında 3 yıl 9 ay ceza aldı. Değerli basın mensupları, İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilme kararı alındığı günden itibaren kadınların ve çocukların payına ölüm
istismar, şiddet düştü. Sadece 103 günde yaşadığımız bu karanlık tablonun sebebi bellidir. 300'ü aşkın kadın derneğinin üye olduğu Eşik platformunun verilerine göre sözleşme yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2014'ten bu yana uygulansaydı bugün en az 2336 kadın yaşıyor olacaktı. Çünkü devlet kadına karşı şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almış olacaktı. Kadınları etkin şekilde koruyacak, şiddeti önleyemediği koşulda da adil yargılama ve cezalandırma süreçlerini işletecekti. Kısacası İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülükleri yerine getirilmiş olsaydı kadınlar sokak ortasında göz göre göre öldürülmeyecekti. Kadınları katledenler cezasızlıkla ya da ihal indirimleriyle ödüllendirilmeyecekti. Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanlar delil yetersizliği gerekçesiyle tahliye edilmeyecekti. Cinsel istismar mağduru çocuk delil sunmak için istismarcısı ile ikinci kez bir araya gelip ses kaydı almaya çalışırken tekrar taciz edilmeyecekti. Değerli basın mensupları, birçok kadın örgütünün, siyasi partinin ve bireyin Danıştay'a açtığı dava 2 gün önce reddedildi. Ancak Danıştay 10. dairesinde ara karar veren heyetin değiştirildiğini ve oylamanın 3 kabul oyuna karşı 2 red oyu ile sonuçlandığını biliyoruz. Yürütmenin durdurulması yönünde oy veren üyelerden biri, uluslararası antlaşmaların yasa hükmünde olduğunu, fesih edilmesine ilişkin işlemlerde Cumhurbaşkanı'nın yetkisinin bulunmadığını belirtti. Karşı oy veren diğer üye ise yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereği bir işlem hangi usule uyularak tesis edilmişse aynı usule uyularak geri alınmalı, kaldırılmalı veya feshedilmelidir, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oyladığı uluslararası sözleşmelerin sadece yürütme organı işlemiyle feshedilmesi mümkün değildir, vurgusunu yaptı. Telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına rağmen yürütmeyi durdurma kararı vermeyen Danıştay'a soruyoruz. Kadına yönelik şiddeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık gibi siz de mi tolere edebilir buluyorsunuz? Şu çok net bilinmelidir ki, yaşanan her kadın cinayetinin ve çocuğa yönelik istismarın sorumlusu tek adam hükümetidir. Çünkü kadın cinayetleri politiktir. Kadına yönelik şiddete bedel biçenler şiddeti bitirmek istemiyor. Tacizcileri, tecavüzcüleri cezasızlıkla ödüllendirenler yaşam hakkımıza sahip çıkmıyor. Her fırsatta erken evliliğe göz kırpanlar çocuk yaşta evliliği yasaklamak istemiyor. Ancak biz kadınlara tacizi, tecavüzü, ölümü reva görmelerine izin vermeyeceğiz. Kadınların canıyla oynayan bu kararın hesabını ilk seçimlerde sandıkta soracağız. İktidara geldiğimiz ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesini sağlayacağız. Sözleşmeyi uygulamaya koyduğumuzda bütün yükümlülüklerini yerine getirerek kadına ve çocuğa yönelik şiddetin, istismarın nasıl sonlandırılacağını göstereceğiz. Türkiye'yi yeniden hukuk devletine dönüştüreceğiz. Halkın partisi olarak halkla birlikte bu vahşeti sona erdireceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki adam tek, biz çoğuz. Tabii yaklaşık 3 aydır biz İstanbul Sözleşmesi'nin tek taraflı fesihiyle uğraşıyoruz. Evet. Mecliste bunu defalarca gündeme getirdik. Defalarca İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlarımızı yaşatacağını, kadınlarımızın şiddete uğramasını engelleyeceğini, çocuk istismarının son bulunacağını defalarca söyledik. İstanbul Sözleşmesi neydi? İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında Mayıs ayında bizim de tarafı olduğumuz bir sözleşmeydi. Ve 2014 yılında bu sözleşme kabul edildi. Avrupa Birliği ülkeleri ve 45 ülke bu sözleşmeyi kabul etti. Tabii ki ülkede demokrasi olmayınca, özgürlükler olmayınca, yargı olmayınca, adalet olmayınca
böyle bir şeyi yadırgamıyoruz ve olmasını da normal görüyoruz. Uzun bir zamandır, 100 gündür bu sözleşme fesih edildiğinden beri, bugün son günü zaten, fesih edildiğinden beri başkanımız söyledi, 83 kadınımız şiddete maruz kalmış ve 83 kadınımız ölmüş ve daha binlerce kadınımız da hem şiddete maruz kalmış hem de çocuk istismarına neden olmuş. İstanbul Sözleşmesi'nin amacı aile içi şiddeti önlemekti. İstanbul Sözleşmesi'nin amacı kadına şiddeti önlemekti ve çocuklarımızı korumaktı, mağduru korumaktı. Ama bugün bakıyoruz, mağduru korumuyor, yapan dışarıda geziyor. Az önce başkanımızın söylediği gibi 2400 liraya mahkum ediliyor. Yani bu hükümeti tebrik ediyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz. Az kaldı, 6 ay kaldı ya da 1 yıl kaldı. Bir an önce seçim olacak. Bu seçim olduğunda biz bunları yolcu edeceğiz. Hep birlikte halkın iktidarını kuracağız. Ve İstanbul Sözleşmesi'ni tekrardan ülkeye getireceğiz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi kadını yaşatır diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.